Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir pazar gününden böyle videoyu açayım dedim. Biraz bitkilerime bakacağım arkadaşlar. Biraz onların sulamasını yapacağım. Ekim dikim yapacağım. Ve şöyle bakın. Bakın arkadaşlar. Bu siyon yaprağıydı. Siyon yapraktan büyürmüş ve şu yaprak, bu yaprak ne? Şimdi arkadaşlar, geçen hafta ben şu şekilde bitkilerimin kellelerini almıştım, köklenmesi için buraya koymuştum. Fakat Safiye Hanım'dan bana biliyorsunuz bir sürü bitki geldi. Mecburen bu bitkilerimi şöyle yerleştirmek istiyorum. Bunları şöyle koyayım arkadaşlar. Onlar köklendiği zaman elbette onlara da yer açılır. Şu saksıyı kullanacağım çünkü. Tekrardan saksı var aslında. Ben BİM'den çok fazla böyle şey saksı almıştım, beyaz. Dışıdan telli saksılar var ya, güzel. Onlardan almıştım. Şuraya koymak istemiyorum. Burada çünkü şunlar var. Biraz küçüğü konulabilir ama yine de şöyle mi yapsam? Ondan sonra o dışıdan telli saksılardan almıştım, var. Fakat bir daha saksı açmak istemiyorum. Çünkü saksı koyacak yerde sıkıntı var arkadaşlar. Bütün balkonlarım bu şekilde dolu. Ondan sonra şunları da şöyle koyayım. Köklerini salana arkadaşlar, ekimini bir şekilde yaparım. Şu köklü bayağı kendi kökünde orada. Bu saksının, yani kendi saksısı olanları hiç ellemeyeceğim. Ama diğer saksılardaki arkadaşlar, yeni koyduklarımı, şöyle kök tutmamışların tümünü şöyle koyacağım. Bu arada bunlar, sen bilirsin, kargosu için hazırlar. Almak isteyenler yazabilirler arkadaşlar. Kargolarım devam ediyor. Şöyle tutmuş olanlar tutmuş arkadaşlar. Tutmamış olanları alayım. Şurada bakın, benim yapraklarım var. Uçlarını çıkartmak üzereler. Şöyle şuraya yeni taze olanlarını koyayım. Yani şu ucu böyle kurumuş fakat çıkmamış candan da, biliyor musunuz, umut kesilmiyor. Yine ben koyayım, ne olur ne olmaz. Eğer olursa olur, olmazsa zaten kompost olur arkadaşlar. Bu saksıyı kompost doldurmayı düşünüyordum. Tamamen kompost doldurayım. Ve ondan sonra üstüne ekim yapayım diyordum. Fakat bu sefer arkadaşlar, şu yaprakları rahatsız etmek zorunda kalacağım. Sonra şey diye düşündüm. Safiye Hanım'dan gelen yaprakları ben buna dizeyim. Farkındaysanız bu sene yaprakları böyle alçak olan saksılara dizdim ve o şekilde büyüttüm. O şekilde bence biraz daha iyi. Niye? Rüzgar almaz arkadaşlar. Büyür, bebeklenir. O esnada büyüdükten sonra siz onların
sökümleri yaparsınız. Bakın bunun daha çok burada çok beklemesi lazım. Bakın şu altından uru gibi bir şey de olmuş. Yani şunlar, bakın şunlar köklü. Bunlar tutmuşlar arkadaşlar. Bunlar tutmuş olduğu için de bu saksıyı öyle yapalım. Fakat özel tür saksısı diye benim saksı hazırlamam lazım. Yani ya buna devam edeceğim ama bunun sökümünün yapılması lazım. Yaprakları rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Yaprakları minnacık diye koyduklarım belki de bir yıl sonra arkadaşlar hayat bulabiliyor. Böyle bakın. Kendi aldığım yapraklarım da vardı. Kendi aldığım yapraklarım da yatırılacak. Fakat bunların da yatırılması lazım. O yüzden bakacağız arkadaşlar. Yani tutması için, ekim yapmak için. Bu arada sen bilirsin kargolarına siyon eklemesi yapacağım. Yani bunu mutlaka yapacağım. Bu aklınızda olsun. Bir de şu kısım, şu saksıyı düşündüm arkadaşlar. Özel türleri koymak için dedim, bu saksı da dedim olabilir diye düşündüm. Çünkü bu saksıda çok fazla böyle şey bitki yok. Kaktüs var. Birkaç tane bebek sukulent var. Geri kalanlara şu benim koyduklarım şöyle köklensin diye bıraktıklarım arkadaşlar. Direkt yüzeye bıraktım. Bunların sulamasını falan yapmıyorum. Bu şekilde bu da bir bitkileri yetiştirme şekli, çoğaltma şekli. Çünkü bunları kestiğim yerlerden bakın şuralardan kestim. Bu da bir çoğaltma şekli. Şuralardan tekrar büyüyecek ama o esnada diplerinde olan şunlar büyüyecek arkadaşlar. Yani diplerindeki şunlar yemyeşil kalmıştı, renklenmişti, cılız bir şey olarak böyle kala kalmışlardı. Ben de tabii ki aldıktan sonra gelişmişler. Bakın saksıların altı gelişsin, artık bunlara kompost hazırlayayım diye düşündüm. Çünkü kompostluk biriktiriyorum. Biriktirdikten sonra arkadaşlar bakıyorum kenarda hani sakladığım kompostlarım var. Onları koyacağım yine. Şu saksılara koyacağım. Ama kenarda beklet nereye kadar? Bir zaman sonra bence onların vitaminlerinden de faydalanmak lazım yani öyle olmaz. Şimdi bu saksıyı başka bir videoda sökeceğim arkadaşlar. Şunları buraya alayım dedim. Hem bir gün böyle bir çekim yapmış olayım. Hem bu kestiklerimle alemde bir görün istedim arkadaşlar. Bakın sulamadım. Bakın dibine yaprak yapışmışmış. Bu da büyümüş. Şöyle ay taşı arkadaşlar. Bu ay taşından çok fazla yaprak aldım. Yine şöyle büyüyor ama çok fazla yukarıya yakın kestiğim için de bakın ne kadar güzel büyümüş. Yine şu saksının bütün kellelerini almıştım. Dipler ne kadar güzel olmuş bakın. Çünkü diplerinde küçük küçük bitkiler vardı. O küçük bitkiler büyüsün diye böyle bir yola gittim arkadaşlar. Şimdi ekimlerimi yapayım. Şu saksıyı hazır edeyim. Bu saksıyı hazır ederken de size kompost nasıl olur konusunu da aslında yapmak istiyorum. Bilmeyenler için kompost nasıl olur da bir dahaki videoda ben çekmiş olayım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Arkadaşlar
Sen bilirsin, bitkisi almak isteyenler şöyle bitkilerim hazır uygun fiyata. Bu arada Instagram hesabımı hep söylemeyi unutuyorum. Sukulentler ve kaktüsler Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Sen bilirsin, kargosunun fiyatını oradan söylerim. Fiyat çok uygun arkadaşlar. 20'den fazla bitki gönderiyorum ve bakın şunların güzelliğine, bunlar hep gidici arkadaşlar. Şunları hep göndereceğiz inşallah. 20'den fazla ürün oluyor arkadaşlar. 30'a yakın tür oluyor. Bütün türlerden, hovartiyalardan, leş kaktüslerinden, ondan sonra arkadaşlar kaktüslerden, sükulentlerden hepsinden gönderiyoruz. Ve kargo benim kendime ait. Almak isteyenler yazabilirler. Sonraki videoda sen şu saksıyı bir ne yapacağımıza bakalım. Hoşça kalın.